Gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Ferhat. Ay, ne yaptığını sorabilir miyim lütfen? Şey yapıyorum. Seviyor sevmiyor oyununun gelecek gelmeyecek versiyonunu oynuyorum kendime göre. Gelmeyecekmiş. Kim? Leyla. Nereye? Buraya. Neden? Tartıştınız mı? Gibi. Ay Ferhat, bak lafı ağzından cımbızla alacaksam hiç konuşmayalım, dertleşmeyelim daha iyi yani. Tamam. Dün akşam beni aramış cepten. Ben de açmamışım. O yüzden de küs. İyi de niye açmamışım? Sinemadaydım. Babam ve oğlumu izledim. Ferhat, siz o filme Leyla ile beraber gitmeyecek miydiniz? Ben ona söz verdim diye hatırlıyorum. Tamam, doğrudur. Söz vermiştim ama o hafta o izin alamadı. Benim de okuldan arkadaşlarım çok ısrar edince dayanamayıp gittim. Ferhat. Zaten bunda ne var anlamıyorum. Yani dedim ki tamam film çok güzel, seninle beraber gideriz. Yok, bana mısın demiyor. Telefonu yüzüme kapattı. Zaten ben şu an çok mutluyum, çok da rahatım. İyi ki filme onunla gitmemişim. Çünkü onun yanında ağlayamazdım. Tirilaylayli, tirilaylaylom, tirilaylayli, tirilaylaylom, tirilaylayli. Oh canıma değsin, hala da şifreyi çözemedi. Tam 3 gün 3 gece oldu. Avni hala bilgisayarda açılış yazısını göremedi. Neden? Çünkü şifreyi çözemiyor. Ne yapıyor? Tanıştığımız günden itibaren evlilik tarihimizden işte evde ilk pastırmalı kuru fasulye pişinceye kadar olan bütün tarihleri deniyor ama bulamıyor. Ay çok mutluyum arkadaşlar. Ay çok mutluyum, yerimde duramıyorum. Vallahi bu rotada ilerlerse herhalde aynen ölene kadar o şifreyi çözemeyecek, bilgisayarı da açamayacak. Sağ ol canım. Ay affedersiniz. Ben Avni'nin yanında pek rahat gülemiyorum. Tadını çıkaramıyorum bu anların. Otobüste de insanlar garip garip bakıyorlar. Ben de buraya gelince böyle bir boşaldım. Sizden ne haber? İyiyiz canım. Ne olsun işte öyle kafenin işleri falan. Ben de bir şekilde idare ediyorum. Şey soracağım ben. Leyla evde nasıl? Bak iyi oldu Ferhat'cığım hatırlattın. Ben de unutmuştum. Puh! Sen niye sinemaya gitmek için Leyla'yı beklemedin? Anlaşıldı. Hala kızgın. Öyle valla. Söyleyin ana Suzan Hanım, ben bir daha kafeye gelmeyeceğim dedi. Beğendi mi yaptığını Ferhat? Senin yüzünden ben çocuğumu da göremeyeceğim. Leyla buraya gelmeyince gün içerisinde yavruşumun suratına hasret kalacağım. Tamam, iş çıkışında eve beraber gidelim. Ben onun gönlünü alırım. Aa yok vallahi beni hiç karıştırmayın o işe. Aç telefon, gönlünü al, kabul ederse gel. Ben telefon açıyorum da o telefonu açmıyor. İzin verin ben de geleyim. İyi peki. Ama bak barıştırmak için kılımı bile kıpırdatmam söyleyeyim. Anlaştık. Onu öyle bir hediye götüreceğim ki kesin beni affedecek. Ne götüreceksin? O da bana kalsın. Ama bir ricam var. Bu ayki maaşımı bugünden alabilir miyim? Kız kallavi bir şey götürecek herhalde. Al Sadık abi. Sağ ol. Ha, fişleri getirdin mi? Aa, çok affedersin Sadık ya, unuttum ben onları. Tüh ya, benim de bugün onları doldurmam lazımdı. Ay, ne yapsak şimdi? Hah, Eda'ya söyleyeyim o getirsin. Yok canım, ne gerek var? Kızı buraya kadar yormanın hiçbir alemi yok, boş ver. Olur mu canım ya? O kadar fiş fazlan var, çöpe mi gitsin yani? Getirsin, sen de eksiklerini tamamlarsın. Ya Yavuz yapma lütfen, yazıktır. Ta oradan buraya kadar gelecek kızcağız. Ben iş çıkışı size uğrar alırım, merak etme. Yok, bak o öğleden sonra annesine geçecekti. Oradan da kadın kadına akşam bir arkadaşlarına geçeceklermiş. Şimdi ben onu ararım, yanına alsın, geçerken bırakır. Madem öyle istiyorsun, öyle olsun, sağ ol. Efendim aşkım. Aşkım neredesin? Evde misin? Yok, dışarıdayım. Alışverişteyim. Ya tüh ya. Sabah Sadık'a fiş getirecektim. Evde bir zarfa koymuştum, masanın üstünde unutmuşum evden çıkarken. Annene geçerken onları alıp bize bırakır mısın diyecektim. Çıkmış. Neyse canım, olsun varsın. Ben iş çıkışı alırım akşama. Yok canım, Sadık enişteme söyle, boşu boşuna zahmet etmesin. Ben zaten evin yakınlarında bir yerdeyim. Eve uğrayayım, zarfı alıp size bırakırım. Ah, yaşa be aşkım, çok teşekkür ederim. Tamam, öpüyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Öptüm aşkım, hoşça kal. İşte oldu. Zarfı aldım bile. Anneciğim, kostüm hakkında ne düşünüyorsun? Herkes güzelleşmeye çalışırken senin bu zibide durumun ne? Ama herkesin yaptığını yapmak marifet mi sanki? Ben değişik bir şey yapmak istedim. Beğendin mi? Nesini beğeneyim bunun? Bu ne? Varıma ya. Hani çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri. Aman ne enteresan. Enteresan tabii. Ha bu arada sen bu kostümü gerçekten alacak mısın? Madem bana göre başka bir şey yok. Evet, alacağım. Hatta şatoya böyle gideceğim. Sonra da Betüş'e gidip fikrini alacağım. Ay, yani babamın çok sinirleneceğini bile bile böyle bir şey yapmak büyük cesaret. Bence sen gerçekten çılgınsın. Beğendin mi beğenmedin mi? Sen onu söyle. Yorum yok. Yorum yok. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Hı. Benim 5 dakika içerisinde Yavuz'a bu zarfı ulaştırmam lazım. Senle kapıda buluşsak olur mu? Efendim? Aa, öyle mi? Tabii tabii, içeri alın lütfen. Sadık, Eda gelmiş ya. Aa, ne çabuk. Merhaba, ben geldim aşkım. Hmm. Merhaba enişte, nasılsın? İyiyim. Fişlerinizi getirdim. Nasıl hemen geldin sen? Ya zaten zarf evden çıkarken yanımdaymış. Alışverişten sonra hemen bir taksiye atladım, geldim. Ay, çok teşekkür ederim, çok zahmet oldu Eda ya. Aa, rica ederim enişte, zaten yolumun üstüydü, lafım olur. Aa siz bu akşam kayınvalidemle bir yerlere gidiyor musunuz kadın kadına? Dün bana Betüş söyledi de. Hı, doğrudur. Bazı akrabalarımızla özel bir davete davetliyiz. Kadın kadına mı? Biz gelemez miyiz? Yok dedim ya enişte, özel bir davet. Kadın kadına. Ama olsun, üzülme. Başka zaman hep beraber gideriz. İyi peki o zaman. Çay kahve içer misin aşkım? Yok, benim hemen gitmem lazım. Zaten annem beni bekliyor. Hem siz de işinize gücünüze bakın. Hoşça kalın enişte. Güle güle Eda, sağ ol. Çocuklara selam söyle. Ha, söylerim. Hoşça kal aşkım. Çok teşekkür ederiz aşkım. Bay bay. Ne kız ama, ha? Kimin karısı? Benim karım. Ondan tabii, ondan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.